seçimden sonra zam yağmuru itirafı Enflasyon tahminlerimizi yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamlar için bir projeksiyon da bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan faktör enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Yerel seçimlerden sonra vatandaş ekonomi politikaları açısından iktidarın gazabına uğramak durumunda kalacak gibi görünüyor. Elektrik ve doğalgaza zam yapılacağını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı. Yeni Merkez Bankası Başkanı kameralar karşısında ilk konuşmasında 31 Mart seçimlerinden sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılacağını söyledi. Tahminlerimizi yaparken de evet bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını e, öngördük ve bunu tahminlerimize yansıttık. E, i̇ktidar 31 Mart seçimlerinin geçmesini heyecanla bekliyor. Şu anda seçmen davranışını etkileyeceğini düşündüğü kararların neredeyse tamamını 31 Mart sonrası için bir kenarda biriktiriyor. Mayıs'ta 73 olması lazım. %73'te zirve yapacağını ve daha sonra yıl sonunda 36'ya ineceğini öngörüyoruz. 2024 yılı ilk raporuna göre enflasyon Mayıs ayında %73 olacak. Yani en az 9 puan artacak. Enflasyon arttıkça alım gücü düşecek. Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin zammı eriyecek. Asgari ücret artışının öngörülerimizin üzerinde gerçekleşmesinin de etkisi hissedilmiştir. Şimdi asgari ücrete yapılan artış oranı yüksek mi? Asgari ücret 17 bin lira seviyesinde. 4 kişilik bir ailenin açlık Ocak ayı itibariyle 15 bin liranın üzerine çıkmış iken e siz ne diyeceksiniz yani bu çok oldu daha mı düşük bir artış olsun? Asgari ücrete yapılan %49 oranındaki zammı da yüksek buldu yeni Merkez Bankası Başkanı TÜİK'ten sonra. O da hissedilen enflasyon gerçeğine vurgu yaptı. Hani hissedilen enflasyon algısı da tabii ki önemli. Sadece ölçülen enflasyon değil. Burada da gıda öne çıkıyor. Hissedilen falan değil. Gerçekten yaşanan enflasyonun yüksek olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası Başkanı da bunu itiraf etmiş gibi görünüyor. Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşın para harcama kabiliyetini sınırlandırarak enflasyonu düşünebileceklerini kurguluyorlar. Kredi kartına borç biriktirmek aslında derinleşen bir yoksulluğun sonucu. Hafize Gaye Erkan'dan sonra koltuğa oturan Fatih Karahan'ın ilk basın toplantısındaki çıkışları elektrik ve doğalgaza seçimden sonra zam yapılacağı sözlerine ilişkin Mehmet Şimşek'ten ya da iktidardan henüz açıklama gelmedi. Efendim mevsimlik Merkez Bankası başkanları, mevsimlik işçi gibiler geliyorlar gidiyorlar. Burada da sebep sonuç kopmuş yine itiraflar. Dolayısıyla kısa süre içinde burada yeni bir mesele bilemiyorum. Bekliyoruz 5 senede 6. Merkez Bankası Başkanı bu. Bakalım ne olacak?